Bu ne ya? İğrenç. Sabah sabah midem bulandı ya. Parfüm şişesine bir düştüm, bu ne ya? Tamam Seyran, abartma, hadi uyan ya, uyan. Hastaneden haber geldi. Dedem dönüyor. Aslan dedem evine dönüyor. Hadi uyan. Bir şey diyeceğim ya. Ha. Senin bu duygu değişimin hiç normal değil ha, farkında mısın? Ya Seyran ya. Ya adam o kadar büyük bir şey atlattı ki. Sevin miyim ya? Gerçekten yabanisin ya. Ya sevin. Gayet sevin tabii de. Yani iki dakika sonra da bilmesek. E Seyran, dış uyaranlar olmadığı sürece ben hep mutluyum biliyorsun. Hayatı seviyorum bir kere. Senin gibi dramalar kraliçesi, arabeskin gibi değilim ben. İki dakika bile sürmedi. Seyran ya. Seyran. Hmm. Uyan hadi ya, hadi kalk. En güzel giysilerini giy karıcığım. Ferit ya, bir şey soracağım sana. Hı. Biz bugün doktora falan mı gitsek? Ne o şey mi oldu, ne doktoru? Kafa doktoru. Ya senin böyle bir anormal hallerin var ya hani. Zihnin yaşanılan her şeyi böyle saniyesinde falan unutuyor ya. O yüzden diyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Gayet de sağlıklıyım. Hadi ya. Peki dün yaşadığımız o tartışmayı, o güzel zihnin hatırlıyor mu onları da? Hı? Seyran ya. Özür dilerim. Gerçekten. Beni tanıdın artık. Biliyorsun. Benim kafa bazen bir gidip geliyor. Bazen kısa devreler yakabiliyorum falan. Neyse. Dedemin karşısında böyle asık suratla mı çıkacağız? Ay, dedenin yanında asla surat asma. Benim yanımda da asma kız. Ya sen dün neler yaptın ya ben gitmeyeyim diye? Sen dağ tepe aştın. Geldin beni. Öpmelere doyamadın sen ya. Karım benim, karım. Ömrüm, helalim. Hadi kalk, helalim. Allah Allah. Bu konu daha ne kadar konuşulacak ya Rabbim. Sonsuza dek konuşulacak bu konu. Ya sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Farkında mısın Seyran? Süper bir gelişme kat ettin ya sen. Sen bambaşka bir şeye dönüştün Seyran. Başka bir şey oldun sen ya. Ha? Bunu kutlamalıyız. Bunu sürekli hatırlamalıyız Seyran. Okey. Hatta ben istemediğim halde öptüm ben. Tabii. Aynen öyle oldu. Sen istemedin. Acaba ben seni öperken elinden çantasını düşüren kimdi o anda o heyecanda? Hani sen bana diyordun ya, Allah'ım gerçek mi bunlar? Bunlar gerçekten oluyor mu ya Rabbim diye. Ne oldu? Kuşlar ötüşüyordu sanki içinde. Kelebekler bilmem ne yapıyordu midende. Pireler ditleşiyordu. Bir şeyler oluyordu orada, ben gördüm. Baba baba. Nelere dikkat etmişsin sen öyle ya? Peki senin o halin neydi? Transa girmiştin ya. Transa. Ayakların havalardaydı, periler gibiydin. Ay Ferit ya, gerçekten inanamıyorum sana. Sana küçükken çok mu masal okudular çocuğum? Bir şey soracağım o zaman. Niye öptün o zaman beni? Ha? Ya birazdan öpmedim diyeceksin diye korkuyorum Seyran. Niye öptün Seyran? Niye öptün ya Seyran, anlat, niye öptün, niye? Seyran, neden öptün ya? Sen gitme diye ve ailen üzülmesin diye yaptım. O andaki en güçlü kozum da seni öpmekti. He, yani öyle dediğin gibi bir anda öpmedin de beni. Planlı bir öpücüktü o, öyle mi? Okey. Peki sana bir soru daha. Sen beni öyle bir öpücükle durdurabileceğini mi sandın? Ya onu bana değil Pelin'e soracaksın. O söyledi, o aradı beni. Sen ikna edersin diye. Artık kıza benim hakkımda neler neler anlatıyorsan. Bak, işe yaradı mı yaradı. Şimdi burada ne yapmak lazım? Sonuca bakmak lazım. Sonuç olarak neredesin? Buradasın. Bak, kanlı canlı karşımdasın.
Haklıymış kız. Dedem için kaldım ben. Aynen aynen.